Hoş geldin abi. Şöyle yapalım. Merhaba. Değerli dostum, seni burada görmekten ben de çok keyif alıyorum. Tabii. Yıllar yıllar, yani dostumuz anlatılacak gibi değil Mert, biliyorsun. Bir 20 yıla 15 yıla yakın herhalde. Çok önemli. Her şarkımda mutlaka bir duygusu, bir yorumu vardır. O yüzden çok güzel işler yaptık beraber. Seni görmek çok güzel kardeşim, buyur. Çok teşekkürler. Olağanüstü sözlerin, olağanüstü bestelerin, muhteşem şarkıların var. Birçok insanı ünlü yaptın, başarılı yaptın bu şarkılarla, verdiklerinle. Sana şunu soruyorum kardeşim. Kendine yaptın, ayırdığın ama böyle... Çok ısrar üzerine vermek zorunda kaldın. Sonra da pişman oldun. Ah, vermeseydim. Keşke bende kalsaydı dediğin bir şarkın oldu mu? Doğru söyle. Ya birkaç tane var tabii yani. Ama ondan sonra o kadar güzel de mesela biri bana gelsin isterdim ki. Tekrar ben söyleyince zaten aslında laf aramızda ben söyleyince Ferhat Köçer'den daha çok izlendi. Ajda Arada Sırada gibi şarkıları çok beğeniyordum. Söylemek isterdim ama onlar çok, yani özellikle Ajda Arada Sırada ve mesela Atmayı Hande Tek Söyleyecek diyet yaptık. Aslında yani Allah o yola açıyor ve aslında şarkı kaderini yaşıyor diyebilirim. O yüzden hiç zaman içimde böyle ukde kalan bir şarkı olmadı Mert'cim yani. Hepsi çok teşekkür ediyorum seslendiren herkese tabii ki. Kendi söylediklerim ayrı, onlara verdiklerim ayrı. Ama ben bir şey sormak istiyorum. Bu magazinsel de bir figürsün aynı zamanda. Yani magazinde de çok yer alıyorsun. Yani magazinde de gerçekten sürekli senin adın duyuluyor yani bir şekilde. Evet. Bunun müzik kariyerinin önüne geçmesinden hiç korktun mu ya da öyle bir şey düşünüyor musun? Öyle bir tedirginliğin oldu mu hiç? Oldu mu bir tedirginliğim? Bir dakika oraya. Değil ama benim var. Şöyle söyleyeyim. Burcu diyor ki senin değil ama benim var biraz. Yani dünyaya baktığında da bu çalışmalarla magazin beraber yürüyor tabii ki ama ben özellikle son yani evlilik hayatımla beraber hani daha da uzak duruyorum artık diye düşünüyorum. Ama tabii ki magazin bizi seviyor. Biz de magazine elimizden geldiğince kaliteli şekilde malzeme vermeye çalışıyoruz ama hani hani sadece bu yüzden kariyerim yer alıyor diye bir şey hiç ben düşünmedim. Asla. Biz zaten öyle düşünmüyoruz. Bazılarına eğriti duruyor, sana yakışıyor ama. Çok sağ ol Mert'cim. Dozunda tadında. Vallahi mutlu ediyorsun beni bu güzel zaptanla. Peki, çok teşekkürler geldiğin için.